Okay. Microsoft Power BI ile ilgili şu an güncel durumda iki tane farklı sertifika var. Bir tanesi PL300, diğeri de DP500. DP500 sertifikası biraz daha fabrik içeriyor ve daha geniş. DP500 yakın zamanda retire oldu. Yani artık almamanız gereken bir sertifika. Yerine DP600 geldi. Ama Power BI ile ilgili sertifikasyona başvurmak istiyorsanız öncelikle almanız gereken sertifika PL300. Ondan sonra eğer developer iseniz ve domaininizi fabrike doğru genişletiyorsanız, data factory, data warehouse vesaire gibi konularla çalışıyorsanız o zaman DP600'ü ikinci bir sertifik olarak düşünmenizde fayda var. Şimdi PL300 çok zor bir sınav değil. Eğer bu eğitimdeki konuları dikkatli bir şekilde izlediyseniz ki öyle olduğunu düşünüyorum ve Power BI günlük hayatınızın bir parçasıysa bu sınavın zorluk derecesi 1-10 skalasında 3, bilemediniz 4. Yani kolay bir sınav. Şimdi bu sertifikayı alabilmek için önce başvurmak gerekiyor, sınavına girmek gerekiyor haliyle. Microsoft Learn'de bir profil yaratmanız lazım kendinize. Eğer sınavı online alacaksanız ki öyle almanızı tavsiye ederim. Gerekli olan bütün bilgileri bu sayfada bulmak mümkün. Şimdi sınav 50 ya da 60 dakika tam hatırlamıyorum. İlk kez 3 sene önce girdim. Sonrasında her sene renewal yapıyorum, yenileme yapıyorum. Öncelikle sınavın Türkçesi yok. Türkçe desteklenen diller arasında değil. Şu anki güncel fiyatı sınav ücreti 100 dolar gözüküyor. Kendinize bir profil oluşturduktan sonra schedule exam vesairelerden devam edip hangi tarihte almak istiyorsanız rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi bu sayfada aynı zamanda bu sertifikayı almayla ilgili hangi konuyu ölçüyoruz? Ne kadar ağırlığı var? eğitim videoları vesaire falan da var. Onların hepsine bakmanızı tavsiye ederim. Hem hazırlık videoları var. Bir tanesini açalım. Oturup kendi temponuzda izleyebileceğiniz videolar. Bir konulara bakalım yalnız. Konular aşağıda. Şu bölümde diyor ki biz bu bilgilerinizi test ediyoruz. Power Query tarafında bilmemiz gereken hareketler, modelleme tarafında bilmemiz gerekenler, benzer şekilde görselleştirme ve yayınladıktan sonra bulut tarafında bilmemiz gereken seti ölçen bir sınav bu. Şimdi sınav konularıyla eğitim içeriğini karşılaştırdığımda sınav konularının tamamını kavur ediyor eğitimdeki konular içeriyor yani. Ama her sınavda olduğu gibi bu sınavda da bazı değişik sorular var. Otur sorulardan birkaç tanesine örnek vereyim. Örneğin Power powerbi.com'da biz yayınladığımız modelleri defalarca refresh ettik. Eğer iki refresh arasındaki minimum sürenin 30 dakika olduğunu farkında değilseniz ya da kaçırdıysanız öyle bir soru gelirse zorlanabilirsiniz. Ya da Power BI Desktop'tan bir örnek göstereyim. Değişik sorularla ilgili. Daha önce eğitimde oluşturduğumuz modeli açtım. Örneğin şimdi Canvas ile Wallpaper arasındaki ayrıma dikkat etmediyseniz eğer öyle bir soru gelirse gene zorlanabilirsiniz. Neyi kastediyorum? Veri görselleştirme dersinde Üstünden geçtiğimiz konulardan bir tanesi raporun arka planının rengi, wallpaper vs. ile ilgiliydi. Raporun boş bir yerini tıklıyorum. Buradaki format panosuna geçiyorum. Şimdi canvas ne, wallpaper ne? Canvas mı daha büyük, daha geniş alan yoksa wallpaper mı? Eğer bu ikisinin arasındaki farkı buradaki ayarlarla uğraşarak denemediyseniz hangisi canvas, hangisi rapor anlamak kolay olmayabilir. İçteki kısım canvas, tamamı wallpaper gibi. Bunu tekrar eski haline getirelim. Tekrar bir PyQt sayfasına geri gelelim. Ya yani ilk tavsiyem buradaki bütün konuların tek tek üzerinden geçmeniz yönünde. Microsoft sertifika sayfasında anlatmadığı bir konuyla ilgili muhtemelen soru sormaz diye tahmin ediyorum ama benim girdiğim dönemde eğitim dokümanlarında olmadığı halde sorulan sorular da vardı. Şimdi bakmanız gereken ilk kaynak dolayısıyla burası. Eğer eğitimdeki konuları izlediyseniz çoğu zaten oldukça basit gelecektir size. Buradaki modüllerden bir tanesinin örneğini açtım ben. Neymiş bunun başlığı? Shape the initial data. Veriyi şekillendirme ile ilgili kısım. Mesela bu bölümden kesinlikle soru geliyor. Kirli bir veriyle veya yapısal olarak veri modeline uygun olmayan bir veriyle karşılaştığınızda Excel'lerden okurken o veriler üzerinde hangi transformasyonları yapmanız gerektiğine ilişkin sorular kesinlikle gelecek. Hatta buradaki örnekler bazıları birebir gelecek. Tepeden iki satırı sil veya promote headers bilmeniz gereken transformasyonlardan biri. Şu soru yüzde gelecek diyebilirim neredeyse. Hatta örnek de buna çok benzer bir örnek olacaktır eğer gelirse büyük ihtimalle. Böyle bir verimiz var. İşte ilk satırda boşluk var. Sütunlarda yıl gözüküyor, satırlarda ay gözüküyor. Bunu veri modeline uygun hale getirmek için gerekli olan transformasyon hangisi gibilerinden? pivot mu, pivot mu, transpoze mi? Biliyor olmak lazım. Bu formatı buna çevirmek istiyorsak bizim pivot yapıyor olmamız lazım. Yıl sütunlarını. Peki pivota bir örnek verilmiş. Bu transformasyonlar kesin sorulacak, %100 sorulacak, hiç kaçarı yok. Peki Power BI Desktop'a tekrar geri gelelim. Şimdi sınavı bir kez geçtiyseniz eğer sonraki dönemlerde Renewal sınavına tabi tutuluyorsunuz. O Renewal sınavı herhangi bir ücret gerektirmiyor. Size bir link geliyor, sertifikanız expire olmaya yakın. O link üzerinden bir yenileme testi yapıyorsunuz. Veo test ücretsiz. Eğer geçerseniz sertifikayı bir yıl daha uzatmış oluyorsunuz. Şimdi veri modeli tarafındaki sorular sizin için fazlasıyla hafif kalacaktır. Onu söyleyebilirim. Ama jargona hakim olup olmadığınızla ilgili sorular gelecek. Fake tablosu nedir? Dimension tablosu nedir? One to many nedir? Şekli şemali veri modeline uygun olmayan bir tabloyu, fake tablosu, master tablo şeklinde ayırmakla ilgili sorular gelecek. Eğer veri modeliyle ilgili temel bilgimiz tamamsa ki eğitimde fazlasıyla bu konuları işledik. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmem. Modelin büyüklüğüyle ilgili sorular gelebilir. Pro limitinde limit var biliyorsunuz. 1 GB'ı geçemez bir Power BI dosyası publish edebileceğimiz. Büyük bir dosya olduğunda ne yapmamız gerektiği ile ilgili sorular olabilir. Sadece lazım olan sütunları almak veya sadece lazım olan satırları almak gibi basit öğrendiğimiz pratiklerle o sorulara yanıt vermek mümkün. Peki DAX tarafındaki sorularla ilgili gelen soruların çok kolay olacağını söyleyebilirim. Özellikle Time Intelligence grubundaki fonksiyonlarla ilgili soru gelebilir. Calculate kullanımına ilişkin bir soru gelebilir. Veya sayma fonksiyonlarıyla ilgili gelebilir ama bizim eğitimde gördüğümüz dersler oradaki soruları rahatlıkla cevaplayacak detayları zaten içeriyor. Yani DAX tarafında herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Sorular gayet kolay. Peki buradaki bölümle ilgili desktop tarafındaki sorularla ilgili birkaç yerden mutlaka soru gelecek diye tahmin ediyorum. Birisi filtre panosu. Neyi hatırlamak gerekiyor? Buradaki filtre panosuna hangi filtreyi nereye koyarsam etkisi ne oluyor? Filter on this visual var sadece bu görseli etkiliyor. On this page var sadece bu sayfadaki görselleri etkiliyor. Filter on all pages var. Model içerisindeki bütün rapor sayfalarını tetikliyor gibi detayları hatırlamakta fayda var. Benzer şekilde gene mutlaka gelecek olan sorulardan bir tanesi gelir diye tahmin ediyorum. Bookmark'larla ilgili sorular, bookmark tooltip kullanım şekilleri nedir, ne değildir hatırlamak lazım. Bookmarklarla ilgili de birkaç tane detay var. Burayla ilgili de soru muhtemelen gelebilir. Şimdi bookmarkları oluştururken bir ser bir görünümü bir bookmarka atıyorduk ve selection panosuyla birlikte çalışıyorduk. Bu selection panosunda bir tab order var bir de layer order var. Hangisinin ne olduğunu hatırlamakta fayda var. Çünkü böyle bir soruyu birkaç farklı renewable sınavında gördüm layer order bizim eğer bookmarkları kullanıyorsak görselleri birbirinin üzerine yerleştiriyoruz. Layer order görsellerin görünüm sırasıyla ilgili bir şey. Yani hangi görsel hangisinin arkasında dursun, önünde dursunla ilgili bir şey. Ama tab order ben bir görseli seçtim, taba basıyorum. Taba bastığımda hangi görsele geçeyim? Özellikle bu accessibility ile ilgili bir konu. Yani sadece klavye kullanmak durumunda kalan birisi varsa rapor sayfalarındaki görseller arasında nasıl dolaşacak? Peki burayla ile ilgili bir başka şey gene accessibility ile ilgili gelebilecek sorulardan biri görsellerle ilgili bir alternatif text girdiğimiz bölüm var. Eğer raporu erişen kişi görme sorunu yaşayan, görme zorluğu yaşayan birisi ise screen reader'lar var. Yani rapor sayfasında gözüken elemanla ilgili sesli okuyor. Ve eğer kullanıcı öyle bir reader kullanıyorsa, sesli okuyucu kullanıyorsa buradaki alternatif text o reader'ın okuduğu açıklama oluyor. Peki desktop tarafında gelmesi muhtemelen sorulardan biri de buradaki performance Analyzer'la ilgili olabilir. Deniyor ki rapor sayfasındaki görsellerden bazıları yavaş çalışıyor. Bunu nasıl anlarız? Bunu anlamak için kullanacağımız yöntem Power BI Desktop'ta Performance Analyzer. Bu görsel diyelim yavaş çalışıyorsa buradan Start Recording dediğinizde ve görselleri refresh ettiğinizde hangi görselin nerede ne kadar zaman harcadığını gösteren bir şey burası. Bir özellik. Şimdi buradaki triklerden bir tanesi de şey Refresh Visuals bir kere refresh ettik. Onu keşe e aldı. Yani bir ön hafızaya aldı. Bunu tekrar refresh yapmadan önce bir clear yapmak lazım. Ki keşi sıfırlasın gibi değişik diye adlandırabileceğim sorular da gelebilir. Okay, değerlendirilen konulardan bir başkası görselleştirme ile ilgili. Burada size bir senaryo veriliyor genelde. Şöyle bir verimiz var. Şöyle bir bilgiyi hızlı anlamak istiyoruz. Buradaki görsellerden hangisini kullanın? Line chart mı kullanalım, scatter mı kullanalım. Veri görselleşme dersindeki konuları takip ettiyseniz bu sorularda oldukça kolay. Eğer bir zaman bazlı bir bilgi gösterilmek isteniyorsa ekseni olan line chart gibi görselleri kullanmak lazım. Eğer kimin nereye düştüğünü anlamakla ilgili bir soru geliyorsa scatter diagram gibi genelde otur soruları cevaplamak için daha ideal görseller. Köşe ile ilgili sorular gelebilir. Q&A bizim veri görselleştirme dersinde gördüğümüz konulardan bir tanesiydi. Oradaki sinonimlerden tutun bazı detaylarla ilgili soru gelme ihtimali gene yüksek. Ama onun haricinde desktop tarafında bookmark nedir, drill through nedir, tooltip nedir, filtre panosu nasıl kullanılır? O detaylara vakıfsanız oradaki soruların çoğunun oldukça kolay olduğunu söyleyebilirim. Peki Power Query tarafına geçelim. Oradaki hareketleri de bir tekrar görelim. Şimdi daha önce örneğini verdiğim transpoze mi edelim, pivot mu edelim, unpivot mu edelim mutlaka gelecek sorulardan biridir diye tahmin ediyorum. O yüzden buradaki transformasyonlar ilk satırı header'ı al, üstten birkaç satırı sil gibi şeyler temel transformasyonlar ve bunlarla ilgili soru gelecek mutlaka. Bir ikinci konu gelmesi muhtemel olan soru olarak merge mi yapalım, append mi yapalım ve merge ile ilgili join tiplerini biliyor musun bilmiyor musun? diyor ki iki tabloyu merge edeceğim ama eşleşen kayıtlar yok. Hangi join tipini kullanmam lazım? Inner join gibi. Ya da iki farklı dosyam var, bunları birleştirmek istiyorum. Merge mi kullanacağım, append mi kullanacağım şeklinde gayet kolay sorular. Gene bir başka konu Power Query tarafında gelme ihtimali yüksek olan column profiling özellikleri verimizde kirlilik var mı gibi konuları test etmek için, anlamak için kullandığımız özelliklerdi. Ama şu detaya kadar soru gelme ihtimali var. Hatalı veriyi, tekil veri sayısını görmek istiyoruz. Buradan hangisini açalım? Kolum quality mi açalım? Column profile mi açalım? Yoksa kolum distribution mı açalım? Üçü de birbirini destekleyen özellikler ama arada fark var. Buradaki bu özelliklerle ilgili sorular gelebilir. Bir ihtimal query dependency'yi biliyor musun, bilmiyor musunla ilgili bir soru olabilir. Olursa da gayet basit bir soru olacaktır. Bizim Power Query tarafında çalıştığımız bütün kaynaklar bir dependency şeklinde, bir dependency diagram şeklinde karşımıza çıkıyor burada. Hangi tablodan hangi tabloyu oluşturduk? Merge append gibi işlemler yaptıysak hangi sorgu hangi alt sorguları kullanıyor gibi. Peki Power Query tarafında başka gelme ihtimali olan soru var mı? Eğer temel transformasyonlara hakimsiniz, merge, join gibi işlemlerin detaylarına vakıfsanız, column profiling gibi işlemleri de biliyorsanız muhtemelen Power Query tarafında gelecek olan sorularda size kolay gelecektir diye tahmin ediyorum. Keep rows, remove rows, replace values. Gayet kolay transformasyonlar. Ama hepsiyle ilgili kendi verileriniz üzerinden bunları bir kullanmanızı, bir üstünden geçmenizi tavsiye edeceğim. Peki desktop'a tekrar geri gelelim. Atladığımız bir şey var mı? Notlarıma bakıyorum bir taraftan. Okey, yok diye tahmin ediyorum. Bir bulut tarafına tekrar geçelim. Şimdi burada workspace'lerle ve gateway'lerle ilgili sorular olacaktır. Workspace'ler genellikle kullanıcının şunu şunu yapmasını istiyoruz veya istemiyoruz hangi seviyede akses verelim gibi sorular. Manage Access. Oradaki farklı seviyeleri bilmekte fayda var. Bunun haricinde aplikasyon oluşturma, aplikasyonu update etme, yayınlama, onu promote etme, onu certified etme ile ilgili sorular gelme ihtimali var. Biz bir aplikasyonu yarattık. Oluşan aplikasyon herkesin home sayfasında çıksın diye discoverable yaptık, promote ettik, certified ettik gibi özellikler var. Onlarla ilgili soru olma ihtimali gene yüksek. Şimdi biz eğitimin çok çok büyük bir kısmını pro lisansı üzerinden yaptık ama lisanslarla ilgili bir iki soru gelme ihtimali var. Bunlardan bir tanesi premium lisans. Örneğin premium lisansta pro lisansta olmayan deployment pipeline gibi eğitim içerisinde de anlatmadığım özellikler var. Bunlara bir göz atmanızda fayda olabilir. Pipeline basit bir şey aslında. Bir modeli sıfırdan geliştirmeye başlayıp kontrol edip yayına alana kadar farklı çalışma alanları otomatik olarak arkada yaratıyor. Onlar üzerinden geliştirdiğimiz modeli test ediyoruz. Acceptance testlerini kabul ettikten sonra da yayınlıyoruz vesaire gibi bir sıralama. Ama buradaki detaylara bir bakmanızda fayda olabilir. Ama bununla ilgili çok fazla soru gelmemesi lazım. Çünkü kendi eğitim materyallerinde bu farklar öyle uzun uzadıya anlatılmamış. Ama bu soruyla ben karşılaştım. Peki bir başka şey gateway'lerle ilgili olabilir. Biz gateway'i ne zaman kuruyorduk? On-prem'de bir verimiz varsa kuruyorduk. Eğer okuduğumuz bütün veri kaynakları OneDrive'da, SharePoint online'dan geliyorsa bir gateway kurmaya gerek yok örneğin. Bununla ilgili sorular olabilir. Gateway'de problem çıkarsa ilk nereye bakacaksın? Credential'ları kontrol etmek lazım gibi. Eğer kullandıysanız rahatlıkla cevap verebileceğiniz sorular. Peki bazı ufak detaylar da olabilir. Örneğin biz oluşturduğumuz raporların rapor görünümünü, desktop görünümünü, desktopta oluşturduk. Mobil görünümlerini dashboardlar için bulutta, raporlar için Power BI desktopta yaptık. Raporların mobil görünümünü ayarlamak daha öncesinde bulut servisinde olan bir şeydi. Sonra desktop'a geldi. Biz bir bulut versiyonu bulut görünümlü rapor oluşturmak istiyoruz. Onu desktop'ta mı yapacağız yoksa serviste mi yapacağız gibi farklılıkları hatırlamak gerekebilir. Raporların görünümlerini ayarlamak komple desktop'ta şu an. Ama dashboardların mobil görünümlerini ayarlamak dashboardlar sadece bulutta yapılabildiği için bulut tarafında yapmamız gereken bir şey. Eğitim dokümanları arasına iki tane farklı soru setini içeren bir dosyayı ekledim. Onlara da bakabilirsiniz ama PL300 sınav soruları diye arattırdığınızda karşınıza oldukça fazla sayıda kaynak çıkıyor. Dediğim gibi ilk öncelikle bakmanız gereken set Microsoft'un kendi orijinal sayfasındaki eğitim materyalleri. Eğer kendinizi hazır hissediyorsanız bir ücretsiz test de yapabilirsiniz buradan. Take a free practice assessment kısmından. Ama dediğim gibi eğer eğitim konularını takip ettiyseniz ve Power BI sizin hayatınızın günlük bir parçasıysa bu sınav gayet kolay bir sınav. Çok da bir zorluğu yok. Eğer sınava girmeyi düşünüyorsanız size başarılar dilerim.